sağlamak. Yani işçilerin ihtiyacı olan patronları finanse edecek yeni fonlar değildir. İşçilerin ihtiyacı iş güvenceli ve güvenli şekilde çalışmaktır. Şimdi iktidar ne yapıyor? Dönem dönem temcit pilavı gibi bunu işçilerin önüne getiriyor. Yani önce zorunlu bireysel emeklilik dediler, olmadı. İşçiler kendilerinden kesilen paralarla patronları finanse etmelerine razı olmadılar ve zorunlu bireysel emeklilikten ayrıldılar. Şimdi de gündeme bireysel emeklilik sistemiyle entegre ve adına da tamamlayıcı emeklilik dedikleri bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Bunu tartıştırmaya çalışıyorlar. Ama tamamlayıcı mı yoksa yok edici mi? Bunun hesabını iyi yapmak lazım. İşçilere göre ve bize göre yok edici ve bu yeni düzenleme kesinlikle gündemden kaldırılmalı. Ve arkasından da ben şu konuda da bir ikazda bulunmak istiyorum. Yani hani cambaza bak taktiği de uygulanıyor burada. Nasıl? O da şu şekilde. Yani cambaz nasılsa bir panayırda cambaza bak der yan kesici. Ama cambaza bakanların cebindekileri alır. Deyim yerindeyse çalar. Şimdi burada da bir cambaza bak taktiği de yapılıyor bir taraftan. Nasıl mı? O da şöyle ki, yani kıdem tazminatı hedef gösteriliyor. Kıdem tazminatı, burada bir parantez açalım. Sendikalı, sendikasız, kadrolu, kadrosuz, bütün işçilerin meselesidir. Ve kıdem tazminatı işçilerin kırmızı çizgisidir. Büyük konfederasyonlar, Türk İş, DİSK ve bazı diğer konfederasyonlar kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı kesinlikle grev kararları vardır. Bunu da iktidar aslında bilmektedir. Ancak tehlike şurada, yani ölümü gösterip hastalığı rıza etmeye yönelik de bir tavır var bu kıdem tazminatı tartışmaları arka tarafında. Kıdem tazminatını gündeme getirip arkasından ne yapacaklar? 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlarla ilgili bir risk var. O risk de şudur, bizim iş kanunumuza göre kıdem tazminatını kimler hak eder? Belirsiz süreli işte çalışanlar hak eder. Askere gidince kıdem tazminatını alırsınız, evlendiğinizde bir kadın kıdem tazminatını alır ve emeklilikliği hak ettiğinizde kıdem tazminatını alırsınız. Ve bu konularda işe iade davası açma hakkınız da vardır eğer haksız yere işten çıkartılırsanız. Fakat belirli süreli iş kapsamı vardır. Örneğin bir müteahhit baraj inşaatı aldı diyelim. 2 yıllık sözleşme yaptı işçiyle. 2 yıl sonunda işçiye kıdem tazminatı vermeden, ihbar tazminatı vermeden işine son verir ve işçinin işe iade davası açma hakkı yoktur. İşte iktidar burada bir uyanıklık yapmaya çalışıyor. Kıdem tazminatını öne sürüp bu konuyla ilgili 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için süresi belirli iş kapsamına bu çalışanları almak istiyor. Yani düşünün, üniversiteden mezun olmuş bir genç eğer bu düşünce yasalaşırsa kölelik şartlarında çalışmaya razı olacaklar. Niye? Zaten iktidar 2014 ve 2023 yıllarındaki Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'nde süresi belirli iş tanımını genişletmeyi taahhüt ediyordu. İşverenler de bunu istiyor. Onun için burada uyanık olmak lazım. Ölümü gösterip sıtmaya bizi razı etmeye çalışıyorlar. Bu konuda işçilerin, sendikaların, herkesin uyanık olması lazım. Zaten bu konuda gerekli açıklamayı da yapıyorlar. Bu konuda da tedbiri elden bırakmamak lazım. Ha, biz ne yaptık? Biz de bir işçi kökenli milletvekili olarak konfederasyonla konuşarak, kendi emek bürosundaki Veli Ağbaba'nın başkanlığındaki heyetle konuşarak, hocalarımızla konuşarak işçilerin ihtiyacı olan gerçek haklar neyse bunları gündeme getirmeye çalıştık. Yani asıl amaç burada kıdem tazminatının güvence altına alınmasıdır. Bir de şunu söylüyorlar, diyorlar ki işte biz %86 işçi kıdem tazminatını alamıyor. Biz onun için bu yasayı düzenliyoruz diyor iktidar. Şimdi şunu vurgulamak lazım. İktidarın görevi, eğer işçiler kıdem tazminatını alamıyorsa sen devletsin,
iktidarsın, devlet adına iş yapıyorsun, kıdem tazminatını alamıyorsun, işçi kıdem tazminatını sağlamak senin görevindir. Ha sen bunu yapmıyorsun, bu bahanenin arkasına sığınarak daha kıdem tazminatını gasp ediyorsun. Bunları özetledikten sonra vermiş olduğumuz kanun teklifinde neler var? Yani işçinin torbası diyoruz biz buna, yani işçinin kıdem torbası. Kıdem tazminatı çalışma şartı aranmaksızın kullanılan bir hak olmalı. Ve her türlü işten ayrılma durumunda işçiye kıdem tazminatı ödenmeli. Hak kayıplarına neden olan kıdem tazminatının üst sınırı kaldırılmalı ve kıdem tazminatı başta olmak üzere bütün işçi alacakları tüm imtiyazlı alacaklar içerisinde öncelikli alacak haline gelmeli ve işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde kıdem tazminatı hakkının güvence altına alınması için 173 sayılı İLO Sözleşmesi mutlaka imzalanmalı. İşte alın size, gerçekten işçinin kıdemini düşünüyorsanız, yani alamıyor diye tasa ediyorsanız iktidara, gelin bunu, bu teklifimizi meclise getirin ve bunu hep beraber yasalaştıralım. Yani son olarak şunu da vurgulamak isterim. Kıdem tazminatı bir işçinin yani ömrü boyunca alabileceği tek toplu paradır. Yani çocuğuna düğün parasıdır. Geleceğini kurduğu bir toplu bir paradır. İşçinin yani kırmızı çizgisidir. Onun için bu kırmızı çizgiye dokunmayın. Son olarak da şunu söylemek isterim. AKP'nin kıdemi 84 yıllık kıdem tazminatını kaldırmaya yetmez. Kıdemle oynamayın, orada durun. Peki. CHP Muğla Vekili Sayın Süleyman Girgin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sıradaki haberimiz Suruç'tan. Suruç aileleri